Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda yazlık bir örnek çalışacağız. Bu örnekte bir örnekle iki çeşit yapacağız, daha doğrusu hafif bir değişiklikle ikisi de size göstereceğim bu videoda inşallah. Bunun için ben iki parça hazırladım. Bu hazırladığım elimdeki parçalar simli bir iple ördüm ben. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. İkisi de aynı yasında model ama farklı var biraz. Şu anda videoda elimde gösterecek olan ipliğim ince mersisi. Bu evde var olan bir ipti. Bunu da ben bluz örmüştüm. Yazlık bir bluz. Şu andaki ipliklerle kıyaslarsak Alezen'in silk efektle aynı, bir de Nakonu mersisiyle aynı ölçüde bir ip. Bunun için biraz zincir çektim ben ve siz de ne öreceksiniz o ebatta zincir çekeceksiniz önce. Sonra onun üzerine örnek kurmak için 1 2 uç zincir çekeceksiniz ve tığımız üzerine iki kere dolayaraktan her zincirini içine bir iki üç kere de batarak böyle bir sıra trabzan gideceğiz. Ben vakit çok şey olmasın diye önceden trabzan sırasını bitirdim. Ve şimdi ikinci sıra yapıyoruz. İkinci sırasında işimizi döndürüyoruz. Bir sıra bittikten sonra 4 zincir çekerek yukarıya çıktım ve bol zincir çektim, çok sıkmadan. Eğer eliniz çok sıkıysa burada 5 zincir çekin, böyle örgü düz dik durması için. Sonra tığım üzerine iki kere ip doladım ve şu sıradaki bu birinci delik, buraya batmıyoruz. Bunun üzerine zaten şu zincir yaparaktan bir trabzan devam ettik. Bunu hemen yandaki şu trabzanın tepesine batıyoruz ve iki tane alıyoruz. Tekrar tığım üzerine ip alıyorum ve onu yandakini boş bırakıp hemen yandakini. Tekrar burada önce iki, sonra tekrar iki ilmeği, sonra tekrar iki ilmeği, en son iki ilmeği de alıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Tığım üzerine bir kere ip alıyorum ve şurada bakın ortasında şunları bir almıştık, toplamıştık iki ilmeği. Bunların arasında geçerek şuradan bir iki şöyle X şeklinde bir örnek yaptık. Tekrar tığımız üzerine iki kere doluyorum ve bunu hemen yanındakini, sıradaki trabzanın tepesine batarak önce iki tığım üzerine ip alıyoruz, bir tane boş bırakıyoruz, hemen yanda yine batarak tekrar iki, sonra iki ilmeği daha, sıradaki iki ilmeği ve sıradaki iki ilmeği alaraktan böyle bir uzun trabzan ördük. Bir zincir çekiyoruz arada. Sonra bir kere tığımızın üzerine ip alıyoruz ve şurada ortasında şöyle tekrar tığımızın üzerine ip iki kere doluyoruz ve şunları kaldırayım, dikkati çekmemiş oluruz. Tığımız üzerine iki kere ip aldık ve şuradaki hemen sıradaki trabzanın tepesine batarak bir kere tekrar tığımız üzerine ip doladık. Bunu boş bırakıyoruz, hemen yandakine batarak bir kere iki ilmeği aldık. Sıradaki iki ilmeği, sıradaki iki ilmeği ve son iki ilmeği. Bir zincir tığımız üzerine bu sefer bir kere doluyoruz
ve tam ortasında bir, iki kere de çıkartıyoruz. Bu sıra boyunca ne kadar örgü öreceksiniz, zincirli trabzan sırası yaptıysanız aynı böyle devam ediyor. En sona geldiğinde, en son trabzanın tepesinde tekrar iki kere doluyoruz ve şuraya isterseniz iki kere doluyoruz ve isterseniz bunu üç kere de dolayarak yapabilirsiniz ama dört kere çıkaracağız. Çünkü burada bakın ben birincisini tek alıyorum ilmeği, sonra iki ilmeği alıyorum, sonra tekrar iki ilmeği alıyorum, tekrar iki ilmeği alıyorum. Buradaki amaç şuradaki x'lerin aynı uzunluğu boyutta olması gerekiyor. Bundan kısa olursa güzel durmaz, bunların duruşunu de bozar bu. Sonra işimizi döndürüyoruz. 1 2 3 üçlü trabzan yapıyoruz ve tekrar buna dikkat ediyoruz. Buradaki yapmıyoruz çünkü bunun devamıdır. Bunun üzerine zaten biz zincir çektik. Sıradaki şu x'in birinci trabzanın tepesine batıyoruz ve 1 2 3 tığımız üzerine iki kere doluyoruz ve bu sefer şu zincir çektiğimiz yeri için 1 2 3 tekrar sıradaki trabzanın tepesinde 1 2 3 kere de tekrar böylece sıra boyunca böyle devam ediyor. Tekrar ortasına bakın. Şu x'lerin ortasında bir zincir çekmiştik. Bu zinciri mutlaka böyle dolayıp bir trabzan yapacağız. Yapmadığı takdirde şurada eksik olacak ve örnek yukarıya doğru gittiğinde azalacak. Tekrar sıradaki trabzanımızın tepesinde, yandaki trabzanın tepesinde, böyle her trabzanın tepesinde ve aradaki bu zincirin boşluğunda birer tane üçlü trabzan yapıyoruz ve böylece bu örneği bir kısım ikinci aşaması, bu birinci, bu ikinci aşaması da tamamlanmış oluyor ve örneğimizde böyle çıkmış oluyor. Bundan sonra devamında işimizi döndürdüğünde tekrar bunların üzerinde x yapacağız. Onu da göstereyim birkaç tanesini. Ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Bu örneği böyle bakın. Belki birçoğunuz bunu gördüğünde hatırlamışsınızdır. Ama yine göstermek istediğim şey buydu. Bebek battaniyelerde ve bohçalarda, nişansız bohçalarda ya da masa ortularda da olabilir, eğer kurdele seviyorsanız. Kenarlarında oya yapmadan önce kurdele konması eğer istiyorsanız, bitmiş olduğu battaniye veya bohçanın bir sıra ya sık iğne gidersiniz ya ikili trabzan, ayrı çok uzatmak isterseniz şeyini böyle uzun olsun, o zaman üçlü trabzan da yaparsınız. Ortasında aynı şu biraz önce göstermiş olduğum x'ları yaparsınız. Onun üzerine tekrar sık iğne ya da yarım trabzan ya ikili trabzanla nasıl arzu edersiniz. Devam ettikten sonra şurada da dilediğiniz oyaya örebilirsiniz. Böylece bir kurdelalı kenar, bohça kenarı ya battaniye kenarı olabilir. Uygulama yapmış olursunuz. Kurdele de bunu bittikten sonra şu aralarında, şu x'lerin arasında böyle geçiriyoruz bunu. Böylece burada battaniye ve bohça kenar kurdele oyaları da yapabilirsiniz bu örnekle. Şimdi bunu devamını bir sıra daha size göstermek istiyorum. Bu trabzanların üzerinde nasıl çıkılacak? Tekrar tığımızın üzerine ip alaraktan 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 2 kere doladım ve bakın sıramızdaki trabzanın tepesine batıyorum ve böyle.
Sonra bir trabzan boş bırakıyorum. Sonraki trabzanı batıyorum. 2 2 2 ilmek alarak devam ediyorum. Bir zincir çektim. Tekrar şunu ortasına bataraktan 2 2. Tığım üzerine 2 kere doladım. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tekrar tığımı doluyorum ipimi. Sonraki trabzan boş bırakıp sonraki trabzanı, ikinci trabzanı üzerine bataraktan aynı işlemi uyguluyorum. Tekrar. İki kere tekrar topluyorum bunu. İki kere doluyorum. Sıradaki, bakın zaten şu X'lerin üstünde gelen bu trabzanın üzerine batıyoruz. Ve bir kere aldım iki tane ilmeği. Sonra tığımı üzerine tek diğer üç tane böyle bu durumda 1, 2, 3 ilmeği zaten tığımı üzerine oluyor. Tekrar bir kere doluyorum. Sıradaki ilmeği boş bırakıyorum. Yandakini batıyorum. Bakın bu vaziyette 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim var şimdi. Birinci iki tane ilmeği alıyorum. Sıradaki iki tane ilmeği, sıradaki iki tane, son iki tane ilmeği alıp bir zincir tekrar burada bataraktan bir iki kere de bunu topluyorum. Son şu kenar trabzanını tepesine batıyorum ve burada uzun bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 kere de çıkartıyorum bunu. Bundan sonraki sıra tekrar trabzan olacak. Öyle devam edecek örneğimiz. Bakın bu floş şeyi vardı. Merses ipi, ince ip, yazlık ip. Bunda daha güzel durdu örneği. Şimdi de diğer bu örnekte bunu da gösteriyorum. Yanında durduğu zaman bakın bu biraz kalın şey normal yünlü ipi. Bu da merses ipi. İkisinin arasında örnek ne şey farklılaştı duruşu. Zaten bu yazlık bir örnek. Şimdi gelelim ikinci bunu şeyini. Bunu çok izleyeceğim. Bunu da göstereyim. Zaten tekniği anlamışsınızdır. Şimdi bunun için ben birkaç tane zincir çektim. Ve pardon. Birkaç tane zincir çektim burada ben. Ne kadar öreceksiniz? Mesela bu gördüğünüz şu andaki elimde olan eni 50 santimdir. Etol enin de aynı. Bunu sonuç olarak bitirdiği zaman ne olacak bilmiyorum. Daha ben de karar vermiş değilim. Siz bunun bitmiş halini görmek isterseniz Instagram'dan Samina ile Rengahing'i takip edersiniz. Orada ben burada yaptığı işlerin bitmiş halini resimlerini koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone değilsiniz. Sağ tarafta abone ol tuşuna basaraktan ücretsiz abone olabilirsiniz. Zincirin üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Tığım üzerine 2 kere doluyorum. Ve şurada sıradaki zincire batıyorum. Ve bir kere aldım. Sonra tığım üzerine tekrar ip alıyorum. Yanındaki zincir boş bırakıyorum. Onun sonrakine bataraktan tekrar 2 kere aldım. Şu ilmeği aldım. Sıradaki yine aynı biraz önceki örneği gösterdiğim tekniğini alıyoruz. İkişer ikişer tek zincir çektim. Sonra tığım üzerine ip aldım ve şurada tekrar ortasında bataraktan 1 2. Hiç bunların arasında sonra X'lerin arasında zincir yok. Tekrar tığım üzerine 2 kere ip alıyorum ve sıradaki zinciri batıyorum ve böyle bir kere tane ilmek alıp diğer ilmekleri tığımda bekletiyorum. Tekrar tığım üzerine ip doluyorum ve sıradaki
Zincir değil, onun yanındakini batıyorum. Burada bir zincir boş bırakıyoruz aralarda. Sonrakine batıyoruz. Tekrar 2, 2, 2 bir zincir. Tekrar tığımın üzerine ip aldım. Ortasına bataraktan 2, 2, 2 kere 2, 2 ilmek alaraktan topladım. Tığım üzerine tekrar 2 kere ip doladım ve sıradaki zinciri bataraktan ilmek çıkardım. Yandaki zincir boş bıraktım. Onu hemen yandakini bataraktan bir ilmek daha aldım. Ve onlara hepsine 2 2 2 aynı şekilde topladım. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ip aldım. Ortasından bataraktan tekrar bir X daha tamamladım. Sıradakine yine aynı. Bunu aslında ben ikinci sıra başlangıç falan göstermek istiyorum. 1 2 bir tanesine batarak boş bırakarak ikincisine batıyorum ve tekrar 2 2 2 ilmek alaraktan devam ediyorum. Tekrar tığım üzerine ip aldım ve tekrar X'i yaptım. Bu bizim son X olsun. Şimdi son trabzanımızı yapıyoruz burada. 1 2 3 4 kere de 2 kere doladım, 4 kere de çıkardım ve böyle bizim birinci sıramız olmuş oldu. Tığımızı işimizi döndürüyoruz. Tığımızın üzerine ip alıyoruz. 1 2 3 4 ve isterseniz 5 yapabilirsiniz. Burada şey olsun. Eğer sık çektiyseniz 2 kere doluyorum ve şurada bakın sıradaki şu zaten devam ediyor. Onu hemen yanındakine. Buna batmayın. Bu gözüküyor ama şuraya. Şunu hizasındaki tepesindeki olanla. Sonra tekrar tığım üzerine ip alıyorum. Bakın bu burada ortasında boş bir zincir var. Buraya batmıyoruz. Hemen şuraya takip ediyoruz. Şu trabzanın tepesinde batıyoruz. Tekrar 2 2 2 2 2 ilmek alaraktan örüyoruz. Tekrar bir zincir çekiyorum ve tığım üzerine ip alaraktan ortasına batıyorum ve 2 2 2 kere de çekiyorum. Tekrar göstereyim. Bakın sıradaki X'nin şurada sıradaki X'nin şu tarafa tepedeki yere batıyoruz. Tekrar tığım üzerine ip alıyorum. Şimdi sıradakini batmıyoruz. Hemen yandaki şu boşluğa batmıyoruz. Şuradakine. Tekrar 2 2 2 bir zincir tığım üzerine ip aldım ve böyle aynı şekilde ortaya kesinlikle batmıyoruz. Burada dikkat ediyoruz. Eğer bunu sadece X'leri yapacaksak. Bakın. Tekrar bir X daha yapalım. Ortaya batmıyoruz. Hemen trabzanın tepesine batıyoruz. Ve bakın. Yine 1, 2, 3, 4 ilmeğimiz var. Bu sefer yine bir kere, iki kere ve üç kere de bunları topladık. Bir zincir yaptık. Tekrar tığımız üzerine ip aldım. Bakın şuna ikisini birleştiği yer vardı ortasında. Şunu tekrar göstermek istedim. Bunu pardon şuraya. Bu şu tam ortadaki yeri bakın. Tekrar iki kere doladım ve son trabzanımıza iki kere dolayıp dört kere çıkartıyoruz. Birincisine böyle bir ilmek, iki ve dört kere böyle çıkarmış olduk. Bundan sonrasını hep bu örneği devam edecek. Üçüncü sırada tekrar bu sıra devam edecek. Aynı şekilde ördüğü zaman şöyle bir yazlık bir örnek ortaya çıkıyor. Bunu siz hirka ve yelekte yaparken şeyde uygulayabilirsiniz. Herhangi bir kinar oya
şeyle önce bir uzun yaparsanız, şunu mesela diyelim, bunu yapacaksınız, bu sizin giysi, buna ölçeceksiniz, oyanın uzunluğunu yaparken bunu ölçersiniz, onun arka birlikte yapacaksınız ayarken tümüyle, sonra onun üzerine de o bittiğinde, mesela bu oya diyelim, bunun üzerine bu örnek uygularsınız, kol yapacaksınız, hirka ayar kol 10 dedi, aynı şeyi uygularsınız, çok güzel şık bir hirka olur. Yelek yapacaksınız ayar kol evin orada tekrar aynı aşağıda etekte uyguladığınız oya uygularsınız. Bu sizin hayal gücünüze kalmış. Yapacak olan bütün arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.